Bu ne demek? Sence? Annen istediğin şey. Yani... Benden babanı öldürmemi mi istiyorsun? Birden çekti, yüzüğü aldı parmağımdan. Sonra bana neler dedi bir bilseniz. Tamam, önce sen bir kendini topla bakayım. Yüzük burada, bende. Yüzük sizde mi? Hı hı, bende. Tamam, hadi ağlama artık. Ama resmen aşağıladı beni. Çok küçük düşürdü. İşte siz benimle gönlü eğlendiriyormuşsunuz. Oyun oynuyormuşsunuz. Öyle mi söyledi? Evet. Peki sen? Sen şimdi ne düşünüyorsun? Seninle gönül eğlendirdiğime mi inanıyorsun? Ben ne düşüneceğimi bilemiyorum. Ben sadece kendimi çok kötü hissediyorum. Sen Arzu'yu fazla ciddiye almışsın. Ama merak ediyorsan söyleyeyim. Ben seni önemsiyorum Gonca. Arzu'yu değil. Şimdi yanında olup o boşuna akıttığın gözyaşlarını ben silmek isterdim. Hadi. Yanıma gel Gonca. Buraya gel. Oraya mı geleyim? Hı hı. Bana ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Ben... Yani... Bugün öğleden sonra seni alması için bir araba göndereceğim. Buraya gel ve sana ait olan şeyi geri al. Ne duruyorsun? Ne zaman harekete geçeceğiz diye soruyordun. İşte. Ben böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştim. Ne bekliyordun Serdar? Çocuk oyunu mu oynayacaktık? Yok. Hayır ama... Ne o? Korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum. Sadece sen gerçekten ne istediğine emin misin? Evet. Eminim. Senden Necdet Karapınar'ı öldürmeni istiyorum. Arzu, bahsettiğin adam senin baban. Ama o adam... Senin yıllarca haksız yere içeride yatmana sebep olmadı mı? İntikam almak istemiyor muydun? İşte fırsat. Benim Necdet'ten intikam almak için çok fazla nedenim var. Yıllarca kızıma hasret kaldım. Seni göremedim. Haksız yere yıllarca hapislerde çürüdüm ben. Tamam ama sen neden bunu istiyorsun? Çocukluğumda görmediğim sevgiyi bu saatten sonra ondan göremeyeceğimi biliyorum. Ama bunu kızım ve kendim için istiyorum. Arzu, bana doğruyu söyle. Çünkü eğer bunu yapmazsak Gonca babamla evlenecek. Her şeye, babama ait olan her şeye sahip olacak. Kızımla ben öylece ortada kalacağız. Bir hizmetçi parçasını, bunu yapmasına asla izin vermeyeceğim. Sadece bir kez soracağım. Benimle olmak istiyor musun? İstemiyor musun? Hazır mısın? Tatili diyorum. Gideceğin yer o kadar güzel ki. Teşekkür ederim. Çoktan hak ettim bunu. Bayılacaksın oraya. Neyse, sen hazırlanmana devam et. Bir yere gönderemeyeceksin beni. Gitmeyeceğim. Cevap ver. Eğer bu işin sonunda
Seninle, kızımla tekrar bir araya geleceksek, yıllardır çektiğim bu hasret son olacaksa, sonunda tekrar benim, sadece benim olacaksam, seninle her şey varım ben. Madem öyle, biz ne kadar düşündüğünü görelim bakalım. Aptal. Hem aşık hem de aptal. Gerizekalı. Şu Aykut'tan da belgeleri alırsam, işte o zaman her şey tamam olacak. Ah, Serdar Bey, Serdar Bey, sizi bana Allah gönderdi. Mutfağa gelseniz de bana bir yardım etseniz. Ben gidiyordum ama. Ay, kolunuzda şey ama. Ya koca tenekeyi koymuşlar mutfağın ortasına. Ben tek başıma kaldıramadım. Sadık da çıktı. Bana bir yardım etseniz de beraber halletsek şu işi. Tamam. Ay çok sağ olun. Fakat balık da çok nefisti ha. Vallahi yağ gibi gitti. Selim neydi bu balığın adı oğlum? Çipura. Ha? Çipura. Ha, çupura çupura çupura. Veysel kılçıklarıyla yedin herhalde. Ya Tülay'ım, ya nikah bende öyle bir heyecan yaptı ki yani midem kazındı ya. Ya gibi gitti vallahi. Sağ olsun Selim oğlum, çok düşünceli vallahi, çok. Afiyet olsun. Yalnız baba, oğlum nasıl bir evetti öyle ya? Yani böyle bir bağırmak yok. Ama şimdi o masanın heyecanı da bir başka oluyor. E tabi, yani tam şey gibi. Böyle futbol maçları olur ya, dakika 90'dır. Top direğe çarpıp ağlarla buluşur. Öyle bir coşku. Oğlum bizimki de bir nevi son dakika golü gibi bir şey oldu ya. Şişt, ama maçı aldık ha. Murat Bey, seni de göreceğiz. Öyle uzaktan atıp tutmak kolay. Ya... Şimdi bu nikah memuru bende bayağı böyle bir telaşı yaptı. Hani kabul ediyor musunuzu duyunca evet yapıştırdım. Ama biz de Feride ile tam taraftar gibiydik değil mi? Yani alkışı bol tuttuk. Balıklar bittiğine göre bunun üstüne sıcak bir helva çok güzel gider. Ama kimse karışmasın, helva benden. Ay helvayı da çok severim. Nerede bu garson? Tamam baba, ben hallettim. Aa, neler yaptınız böyle? Ya Murat, oğlum sen ne kadar düşünceli bir adam olmaya başladın ya. Baktık ki böyle güzel bir nikah pastasız olmaz, ha? Biliyorsun baba, bu işler bizden soruluyor. Hadi kesin artık pastayı. Tebrikler. 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 Ay, şu üst göze koyar mısınız size zahmet? Olur. Allah sizden razı olsun. Yani akşama kadar ayağımın altında dolanacak da. Şu patlıcanları yıkayıversen. Benim de gideyim de bulgur getireyimkileri de. Ya halbuki daha geçen hafta getirdiydim. Ama ev ev değil ki, ordu mübarek. Neyse getireyim ben gene de.
Narin ellerini yeniden tutarak bu yüzüğü yeniden parmağına takmak için sabırsızlanıyorum. Beni çok bekletme. Hayırlısıyla bugün imzaları atıyoruz bakalım. Çok şükür ihaleyi aldık ya. Piyasanın bu durgunluğunda ilaç gibi gelecek bize. Hayırlısıyla bu zor günleri de atlatmış olacağız. Hem biz hem de ortak olduğumuz firma. Kesinlikle. Rahat bir nefes alacağız. Hadi kalkalım. Toplantıya geç kalacağız. Tamam, gidelim. Fakat pasta da pastaydı ha. Feride seçti baba. Öyle mi? Biliyor musunuz? Feride çok zevklidir. Yalnız Feride, söylemeden geçemeyeceğim. Elbisen çok yakışmış. Bence de. Teşekkürler. Canım, kalkalım artık, ne dersin? Olur, kalkalım. O zaman biz müsaadenizi isteyelim artık. Gidiyor musunuz? Gidelim artık. Ya Tülay'ım, anlasana. Genç çiftleri yalnız bırakmak istiyorlar işte. Vesay. Tebrik ederiz tekrardan. Tebrikler. Ya çocuklar, var ya böylesi bir günde bizi yalnız bırakmadınız. Bizimle birlikte oldunuz yani. Çok mutlu oldum ya. Öyle böyle değil yani. Hele ki Selim oğlum. Ne demek, siz hep mutlu huzurlu olun. O bize yeter. Durun durun. Bu anı ölümsüzleştirelim. Hay aklınla bin yaşa oğlum ya. Biz de bir selfie çekelim değil mi? Yani bizim neyimiz eksik? Hadi bakalım. Nikah sonrası biz. Buyurun Alihan. Sağ ol Kiraz. Ay çok güzel olmuş. Vallahi motifinize bayıldım. Küçük gelin hanım ama. Elinize kolunuza sağlık Alihan Hanım. Sağ ol Kiraz. Kiraz. Buyurun Alihan Hanım. İpek'i aradım, telefonu kapalıydı. Çıkarken sana nereye gideceğini söyledi mi? Yok, bana bir şey demedi. Çıkarken görmedim de. Ama şarjın en bitmiştir. Siz hiç merak buyurmayın. Tamam Kiraz, sağ ol. Gözünüz aydın Alihan. İpek Hanım geldi. İpek. Hoş geldin kızım. Aradım seni, telefonun kapalıydı. Neredeydin? İşim vardı. İşim vardı da niye haber vermiyorsun kızım? Merak ettim seni. Şarjım bitmişti. Neyse, çok şükür iyisin ya. Hadi gel salona geçelim. Benim de işim yok. Biraz sohbet ederiz. Sağ ol anne. Pek havamda değilim. Fotoğrafları çekip çıktılarını aldım. Aferin. Ne yapacaksın ki sen bunu? Necdet Bey sır gibi saklıyor bunu. Kendin söyledin işte. İnsanların sırları ayaklarına dolanır. Nasıl olacakmış o iş? Sen merak etme. Hepimiz için en iyi olan şeyi yapacağım. Bu iş bittiğinde bana teşekkür edeceksin. Hala. Hoş geldiniz kızlar. Hala. Bugün öğretmen bize bir sürü ödev verdi. Bize yardım etmen lazım. Canım benim, sonra baksam olur mu? Ama hala herkes sonra baksam deyip duruyor. Kimsenin yardım ettiği yok. Annem de hiç ilgilenmiyor. Amcam babam da yok. Bir tek sen varsın. Şimdi yapmamız lazım lütfen. Evet Bek abla, yardım etsen. Kızlar, ne olur kusura bakmayın. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ne olur anlayın beni. İyi misin?
misin hala? Hasta mısın yoksa İpek abla? Hayır. Hasta değilim. Kırgınım sadece. Ne oldu peki? Bazen büyükler kendini iyi hissetmeyebilir. Siz beni merak etmeyin. Tamam mı? Hadi şimdi çıkın da üstünüzü güzelce değiştirin. Ha? Tamam. Necdet'ten haber geldi mi? Gönderdi mi tapu belgelerini? Hala bir haber yok. Sabah aradık ama açmadı telefonunu. Bizi uyarıyor Haldun Bey. O adamı dedi Çömez'den tapuları alıp kayıplara karıştı muhtemelen. Anlaşıldı. Necdet Karapınar Yamanar Holding'i Tufa'ya getirmeye çalışıyor. Bundan sonra küçük balıklarla değil, büyük balıklarla uğraşacağız. Necdet'in işini bitirin. Başüstüne efendim. Onu uyarmıştık. Yaptığı hatanın bedelini canıyla ödeyecek. Buyurun, bu da az şeker mi olan? Teşekkürler. Afiyet olsun. Müjdat Bey birazdan gelir. Büyük işin heyecanı da büyük oluyor. Aynen öyle. Şu imzaları bir atalım da akşam güzel bir kutlama yaparız. Acısını atarız. Bu konsorsiyuma girmekle çok akıllıca bir iş yaptık Melih. Yoksa ihaleyi tek başımıza alamazdık. Senin parlak isteken sayesinde oldu. Halama ne var sence Elif? Neden üzgün? Bilmiyorum. Onu öyle görünce ben de çok üzüldüm. Hep gülerdi bize o. Hep yardım ederdi. Ne yapsak ki? Tuğçe, bence onu neşelendirebiliriz. Nasıl yapacağız peki bunu? Tamam buldum. Ne buldun? Bana da söylesene. Bak şimdi. Çocuklar kusura bakmayın. Doğru düzgün konuşamadık. Olur mu öyle şey abla? İşte dediğim gibi güzel sade bir nikah. Sonra da yemeğe gittik. İkisi de çok heyecanlıydı. Evet. Uzun zamandır herkesi ilk defa bu kadar mutlu gördüm. Allah ikisini de mesut etsin. Umarım her şey istedikleri gibi olur. Ne diyelim? Amin. İnşallah. Abla. Senin biraz canın sıkkın gibi bir şey mi oldu? Elif. Ya ben çok özledim yavrum. O da seni çok özledi. Ama Allah'tan okul var işte, oyalanıyor öyle. Okuldan gelince de dersler falan işte. Melek abla. Benim aklımı kurcalayan bir şey var. Bunca kötü şey yaşadık. Elif'in kaçırılması. Benim başıma gelenler. Keşke en başından her şeyi anlatman için sana bu kadar baskı yapmasaydım. Senin bir suçun yok ki Selim. Niye suçlu hissediyorum o zaman kendimi? Sen o Necdet denen adamdan Elif'i, Zeynep'imi korumaya çalışırken ben aptal gibi şeyler düşündüm. Deme öyle Selim. Abla,
Sen bu adamla nasıl baş edeceğini düşünürken bir de benle uğraştın. Biliyorum. Her şey için geç kaldım. Ama özür dilerim. Senin ne özrü, özür dilemene falan gerek yok. Sen sevdiklerin, ailen için endişelendin o kadar. Kusura bakmayın, beklettim biraz. Rica ederim, ne demek? Nasılsınız görüşmeyeli? İyi kötü pek bilmiyorum ama yoğun olduğum kesin. Buyurun siz başlayın. Müjdat Bey, ihale için protokolle ilgili... Protokol olmayacak Kenan Bey. Pardon, anlayamadım. Nasıl yani? Ortaklıktan da ihaleden de vazgeçtik. Ne demek vazgeçtik Müjdat Bey? Siz ne söylediğiniz farkında mısınız? Farkında olmasam bu kadar net bir şekilde söylemezdim size. Ama Müjdat Bey, biz bu ihaleden çok karlı bir getiri bekliyorduk. Yani her iki tarafında bu ortaklığa şiddetle ihtiyacı vardı. Biz sizle öyle konuşmuştuk. Gittik, ihaleyi aldık. Yani şimdi tam bu ortaklığı imzalayacakken sizin bunu söylemeniz... Siz de bilirsiniz ki iş hayatı sürprizlerle doludur Kenan Bey. Hayır, ne oldu böyle birdenbire aniden? Size bu kararı aldıran ne? Başka bir projeyle ilgilenmeye başladık diyelim. Daha risksiz, daha karlı bir iş. Ne yani? Siz bizi yarı yolda bıraktınız mı söylüyorsunuz? İki projeyi birden mali açıdan yürütmemiz imkansızdı. Biz de tercihimizi diğer projeden yana kullandık. O proje için de yeni bir ortak bulduk. Yani üzgünüm, yapabileceğim hiçbir şey yok. Afiyet olsun. Sağ ol Gonca. Ne oldu? Bir şey mi diyeceksin? Evet. Evet, dinliyorum. Şey, ben bugün için sizden izin isteyecektim Aliye Hanım. Demek izin isteyecektin. Nereye gideceksin biz de bilelim. Değil mi anne? Evet Gonca. Buradaki işleri bırakıp gidecek kadar mühim ne işin var? Ben... Yoksa biriyle mi buluşacaksın? Ne oluyor? Neden bahsediyorsunuz? Gonca kızımız biriyle tanışmış da anneciğim. Ya! Yok Aliye Hanım. Gonca, neden çekiniyorsun? Yoksa annemden mi utanıyorsun? Bilmediğimiz bir şeyler mi var kısa? Biz aslında biraz konuştuk anneciğim. Gonca biraz kendini kaptırmış sanırım. Küçük bilgiyi fazla abartıp kendini evlilik fikrine kaptırmış. Ciddi bir şeyler mi var? Hayır anneciğim. Gonca kendi kendine bir akıntıya kapılmış. Kıyıya vurmadan dursa iyi olacak. Anlat Gonca. Ne oldu? Kim bu? Tanıyor muyuz? Müjdat Bey, sizin bu yaptığınız iş ahlakına sığmaz. Olmaz yani. Daha risksiz ve karlı bir işi tercih ettiğim için ahlaksız mı oluyorum şimdi? Hayır, bizi yarı yolda bıraktığınız için. Öfkenizi anlıyorum ama bunlar artık konuşmak için çok geç Kenan Bey. Birazdan ortaklık yaptığımız şirketin patronu buraya gelecek ve toplantı yapacağız. Yani nefesinizi boşuna tüketiyorsunuz. Kim peki bu ortaklık yaptığınız kişi, öğrenebilir miyim? Sen... Kızım, bir şey söylesene. Yok Aliye Hanım, siz beni yanlış anladınız. Ben bir arkadaşımla bayağıdır görüşememiştim de... ...o yüzden izin istemiştim sizden. Ya. Başka bir vaziyet yok yani. Yok hayır.
kendisi memleketteydi. Yani eğer şimdi müsaade ederseniz. Tamam Gonca. Ama işleri güçleri biraz kolaylaştır. Her şeyi kiraza bırakma. Tabii. Çok teşekkür ederim. Ha Gonca, bana ilaçlarımı getirir misin? Tamam, hemen getiriyorum. Ne oldu Gonca? Ali Hanım'dan izni koparabildin mi? Aha. He, iyi madem. Hadi hayırlısı. Ne saçmalıyorsun sen ya? Gonca. Buyurun Ayşe Hanım. Bir şey mi istemiştiniz? Gonca'dan bir şey isteyecektim. Gel benimle. Gonca bugün izinli. Ben yardımcı olsam. Oo. Bu arada Gonca'nın izinleri hiç bitmiyor. Bu seferki mühim ama. Yavuklusuyla buluşacak. Kiraz sen ne diyorsun? Gerçekten geçerli mi mazeretmiş? Anlatsana biraz. Nerede tanıştınız? Neler yapıyorsunuz? Kiraz nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Ay ne dedim ki ben şimdi? Hem sevdalanmak kötü bir şey mi ki? Arzu Hanım da kadın, o da anlar. Anlarım tabii. Ama anlatırsan. Kaç yaşında? Nerede yaşıyor mesela? Senin gibi çiftlikte mi çalışıyor? Yoksa toprak sahibi falan mı? Hayırlısı tabii. Ama iyi yürekli olsun da. Haklısın Kiraz. İyi yürekli de olsun tabii. Ben Ali Hanım'a su götürecektim. Ay utandı. Yanakları al al. Nemrut surat. Sen bir baksana bana. Sen bana bir iyice baksana. Kolum. Aptala mı benziyorum oradan ben ha? Aptala mı benziyorum? Arzu Hanım. Bilmiyor muyum babama gideceğini? Ne yapacaksın? Beni şikayet mi edeceksin babama? Hayır. Ne diyeceksin? Sevgili kızım oyuncağımı elimden aldı mı diyeceksin? O ne yapacak? Sana şefkat mi gösterecek? Bu kadar zavallısın ki sana acıyorum. Arzu Hanım bırakın beni ne olur. Hiçbir yere gidemezsin. Anlıyor musun beni? Hiçbir yere gidemezsin. Ali Hanım izin verdi bana. Ne zamandan beri Ali Hanım sözüm dinler oğlum sen? Ha? Ne vaat etti sana? Sen bu evde benim sayemde varsın. Şimdi yediğin kaba pisliyorsun. Gitmeyeceksin diyorsan gitmeyeceksin. Gideceğim. İyi. Git. Git de neler oluyor bir gör. Her taşın altından sen çıkıyorsun. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Sana kaç kere dedim bu kadar fevri olma diye. İşte görüyorsun her şey ellerinden kaçıp gidiyor. Geberteceğim lan seni. Kime neye güveniyorsun bilmiyorum ama senin de sesin kesilecek. Ailemizin içine yılan gibi girdin. Can almaktan, aileme zarar vermekten bir an olsun çekinmedin. Ama ben de senin kabusun olacağım. Yapamayacağın şeyler için bu kadar kesin konuşma derim ben. Artık kimseye zarar veremeyeceksin. Kendi çamurunda boğulacaksın sen. Mahvedeceğim. Allah kahretsin. Nereden çıktı bu adam karşımıza ya? Kim o kim? Kenan, sakin olmaya çalış. Nasıl sakin olayım ha? Nasıl sakin olayım? Hep böyle mi olacak bu? O cani adam hayatımın sonuna kadar karşıma mı çıkacak benim? Kenan bak, ne olur kendine gelmeye çalış. Delireceğim resmen ya. Selim'in vurulmasına parmağı olduğunu adım gibi eminim ben. Kardeşim ölüyordu, ölüyordu. Biliyorum. Sana, anneme söz verdiğim için o pislikle uğraşmayacağım dedim. Ama artık bu son nokta Melih. Karşısına çıksan da,
çıkmasam da bize zehrini akıtmaya devam ediyor. Benim bir evladım var. Bundan sonra ailemize, hayatımıza zarar vermesine izin vermeyeceğim ben. Ne pahasına olursa olsun. Kenan, bak görmüyor musun? Necdet sandığımızdan da tehlikeli birisi. Adımlarımızı ona göre atmalıyız. Yeter artık, yeter. Kenan, bak, bana bak. Sakin olmalısın. Kendin için, ailen için adama bir şey yapmayacaksın. Duydun mu beni? Tamam mı? Bak bana söz ver. Hiçbir şey yapmayacaksın. Taksi! Alo. Senden hala haber gelmedi. Ben de çoktan gittiğini düşünüyordum. Ne oldu? Vaz mı geçtin? Hani bundan sonra benimleydin? Ya hayır, vazgeçmedim. Sadece... Sadece ne? Tüpedüz korkuyorsun işte. Sana güvenmekle hata mı ettim? Ya Arzu, düşünüyorum. O dediğin şeyi... Ya bu eve girip senin dediğin şeyi yapmak o kadar kolay mı zannediyorsun sen? Bahanelerin altına sığınmayı bırak artık. İstediğinde her şey yapabileceğini çok iyi biliyoruz ikimiz de. Bana bak Serdar. Ya gider bu işi bitirirsin. Ya da... Ya da ne? Seni hayatıma da, evime de aldığım gibi çıkarmasını çok iyi bilirim ben. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Melek abla. Hoş bulduk. Feride, çok şık olmuşsun. Çok yakışmış elbisen. Sayende Melek abla, Murat'a elbisenin parasını sen vermişsin. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. En kısa sürede ödeyeceğim borcumu. Feride hiç olur mu öyle şey? Sen bu elbiseden daha fazlasını hak ettin hatta. Bugün de çok yalnız bıraktık seni. Kusura bakma. Dükkanda epey kalabalık. Benim de değil canım. Hallediyorum ben. Ben bir üstümü değiştirip geleyim o zaman. Tamam canım. Hem çok çalışkan hem de çok görgülü. Pırıl pırıl maşallah. Üzme sakın onu. Değerini bil, tamam mı? Üzmeyeceğim abla. Merak etme. İyi bakalım. İpek Emiroğlu. Evet, benim. Size bir kart var. Buyurun. Bakalım kimden gelmiş. Ama ilk önce bunu imzalamanız lazım. Bakalım kimden gelmiş. Bir hediye. Aldığım en güzel hediye. Gelin buraya. Siz de olmasanız. Seni çok seviyoruz anacığım. Ama biz sen gül diye yapmıştık. Beğenmedin mi?
Niye ağlıyorsun İpek abla? Hayır. Olur mu? Çok sevdim. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim ikinize de. Duygulandım sadece. Mutluluktan yani. Siz hep böyle saf kalın, tamam mı? Kirlenmeyin hiç. Beni de hep size böyle sımsıcak bakarken hatırlayın. Olur mu? Güneş gibi mi? Evet tatlım. Bu güneş gibi. Evlendik ha Tülay'ım. Evet, evlendik. Biliyor musun, çok güzel gelin oldun ha. Gelinlik çok yakıştı. Benim için bu beyaz gelinliği giymek bir rüyaydı. Bir aile kurmak, mutlu olmak. Sen benim hayallerimi gerçekleştirdin Veysel. O kadar mutluyum ki. Ben de çok mutluyum Tülay'ım. İyi ki o gün arabanı bizim dükkana getirmişsin. Bazen düşünüyorum da o gün sen gelmeseydin, karşılaşmasaydık. Kim bilir, ben bu güzel gözlere bakmaktan mahrum olurdum. Ruhum da hayatım da kapkaranlık olurdu. Hanım, bir çay koy da içelim ha. Oo Veysel Bey, kaç yıllık karı koca olduk vallahi. Kalkınız da çayınızı kendiniz yapınız efendim. Güle bir gün, sana her gün. Güle soluncaya, sana ölünceye kadar çay demlerim ben Tülay'ım. Ay delisin sen vallahi. Tamam tamam otur, ben yaparım çayı. Ama önce bir üstümü değiştirip geleyim. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Gelmedi mi Seda? Mesaj attım, gelir herhalde şimdi. Geldi. Beklettim, kusura bakmayın, ders uzadı. Yok, biz de yeni geldik zaten. Şu notları da unutmadan vereyim. Biraz eksik ama idare edersiniz. Çok teşekkürler Seda. Zahmet oldu sana da. Aa, lafı olmaz. Bu arada iyileşmene çok sevindim. Sağ ol canım. Görüşürüz. Heh. Seda kalktı. En sonunda yalnız kalabildiler. Şimdi tam zamanı. Vay be. Baya baya evlendik ha. Bu kim şimdi ya? Böyle bir günde. Allah Allah. Veysel Şimşek. Buyurun benim. Çiçekler size. Bana mı? Evet buyurun. Şuraya bir imza lütfen. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Tebrikler. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Ama unutma. Erkek adam sevdiği kadına nasıl sahip çıkıyorsa borcuna da öyle sahip çıkmalı. Yoksa başı beladan kurtulmaz. Vay anasına ya. Adam alenen tehdit ediyor ya.
karışık bunlar ya. Selam. Selam. Çifte kumrular. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasılsınız? Notlara bakıyorduk. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Hayırdır? Ne işin var? Ya Selim, bu sene yetenek sınavlarına hazırlanıyorum da. Resim bölümünde bir hocadan ders alıyorum. Anlayacağınız bu yıl buralardayım artık. Hayırlı olsun. Aa, aşk olsun Zeynep. Neden benden notları istemedin ki? Hadi gel fotokopi çektirelim. Yok sağ ol. Seda'nınkiler işimi görüyor. Sağ ol yine de. Aa, olmaz öyle. Benim içim rahat etmez. Hem Seda her zaman çok karışık not tutar. Benimkiler daha anlaşılır. Tamam o zaman. Canım geliyorum ben. Tamam canım. Selim nasıl gidiyor? Annen nasıl? Nasıl olsun? Bildiğin gibi işte. Bana hala tepkili mi? Ya bana çok kızdı. Halbuki ben onu çok sevdiğimden öyle rahat davranmıştım. Annem gibi hissettiğimden. Ama o benim tavrımı yanlış anladı. En çok da bunu üzülüyorum. Annem işte. O da kırmak için yapmıyor. Biraz sert mizaçlı diyelim. Yani bizi yalnız başına büyütmek zorunda kaldığı için biraz kontrolcü. O da kendine göre haklı. Ama çok üzülüyorum. Elimde değil. Sevdiğim insanlarla böyle şeyler yaşayınca çok yıpranıyorum. Fazla hassasım işte. Hay Allah ya. Dur dur ağlama. Ben sana bir su getireyim. Annem sana ne yaptı bu kadar ya? Çok sağ ol, geçer şimdi. Sen takma kafana bu kadar annem. Bize karşı da öyle. Ben konuşacağım onunla. Çaylar da geldi. Hadi soğutmayalım. İyi misin Veysel? İyiyim Tülay'ım, iyiyim. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yo, ne saklayacağım ya? O çiçekler de ne öyle? Çiçek mi, ne çiçeği ya, nerede? Veysel, arkanda sakladığın çiçekler. Bu şey mi, bu mu? Bu şey bu çiçek. Senin için bunlar kraliçem. Sahiden mi? Sahiden tabii canım. Çok teşekkür ederim Veysel. Ya sen ne zaman gittin aldın geldin bunları? Yok ya, ne gitmesi. Ben şey yaptım bunu, sipariş ettim. Onlar getirdiler. Ya canım benim, sen ne kadar düşünceli bir adamsın öyle. Hadi geçip oturalım. Ay çok sağ ol Pelin ya. Ne demek canım? İstersen birlikte de çalışırız. Hallederim ben. Sağ ol. İşten tamam mı? Tamam canım. Zeynep'ciğim geç böyle. Yerine oturmuştum ben de. Kalkıyordum zaten şimdi. Ay, ben de kaçayım o zaman. Seçmeli dersim var. Sonra görüşürüz.
Görüşürüz. Feraye'ye bir şey mi oldu? Annemin tavırlarını üzülmüş. Canı sıkılmış biraz. Ağladı falan. Normal tabii. İpek'in yakın arkadaşı sonuçta. Üzülmüştür. Neyse. Hadi biz notlara bakalım. Selim'in hayatına hoş geldin eski sevgili Didem. Tülay'ım. Biz neden balayına gitmiyoruz? Aa, ne balayı? Durup dururken masraf mı yapacağız şimdi? Ya bırak masrafı falan şimdi ya. Ben gidelim diyorum. Hem de hemen. Ama... Aması maması yok. Bir an önce uzaklaşalım buradan. Yani uzaklaşalım derken bir an önce baş başa kalalım. Böyle evliliğimizin tadını çıkaralım. Nasıl yani? Hemen şimdi mi? Hemen şimdi. Zaten balayı dediğim böyle bir şeydir. Evlendikten hemen sonra yapmalı ki bir anlamı olsun yani. Yani birdenbire olmuyor mu? Ya bırak şimdi birdenbire ya. Durduğumuz kabahat. Hadi hemen toparlan gidelim. Ay sen delisin vallahi ya. Hayır yani bir nefeslenelim dur. Efendim, sofra için hazırlıklar bitti. Yemek hazır. Güzel. Ha, Suzan. Buyurun efendim. Bugün misafirim dışında evde kimseyi görmek istemiyorum. Herkesi gönder evden. Sen de dışarı çık, gez dolaş biraz. Peki efendim, nasıl isterseniz. Baş başa romantik bir yemek. Hepsi değil mi? Ha, tamam. 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 Evet evet biz adres teslim ediyoruz ama. İyi günler.
abi? Aç mısın, bir şeyler getireyim sana? Yok canım, aç değilim, sağ ol. Abi iyi misin sen, bir şey mi oldu? İyiyim canım, bir şey yok. Abi bak, bir şey oldu da bana söylemiyorsan endişelendirme beni, ne oldu? Anlatacak bir şey yok Melek. Sen merak etme. İyi peki, sen öyle diyorsan. Ben mutfaktayım o halde, malzemeleri bakayım ben. Tamam, sen işine bak. Ben de dışarıda otururum. Thank you.
sana.